Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu görmüş olduğunuz 39 numara tomurcuklu Makosem Babet Patik'in yapımını anlatacağım. Şimdi modelimizi şöyle kenara alıyorum. Ben mor renkte denedim. Tabanım 39 numara Rasim Uyar taban. Her zaman kullandığım tabanlardan bir tanesi, 3 katlı. İpim her zaman kullandığım Naka pırlanta patik ipim, numarası 67-32. Şimdi 39 numara tabanımızın delik sayısını sizlerle beraber isterseniz sayalım. Kaç tane deliği varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ve 49. 49 tane 39 numara Rasim Uyar tabağında 49 tane delik sayısı var arkadaşlar. Bunları videolarımda belirtiyorum. Yorumlarda siz de soruyorsunuz. Hangi ipi kullanıyorsunuz? İşte delik sayısı nedir? Bu gibi soruları alıyorum. Tığ numaranız kaçtır? Tığ numaram her zamanki gibi 3 numara, 1.70 milimlik tığım. İpim de her zamanki gibi Naka pırlanta ipim. Hep aynı malzemeleri kullanıyorum. Videomuza önce taban tığlamayla başlıyoruz. Bu görmüş olduğunuz model 39 numara tomurcuklu Makosem Babet patiğimiz. Taban tığlamayla videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi öncelikle bir tane normal zincir çekiyoruz ipimize. İpimizi biraz büyütüyoruz. Ben bu modelime tepe noktasını, bu topuk kısmını baz aldım. Topuk kısmından başlıyoruz. Burun kısmından, yanlardan ve topuk kısmından başlıyoruz taban tığlamaya. Bunda, bu modelde topuk kısmından başlıyoruz taban tığlamaya. Şimdi şu 1, 2, 3, 4 tane deliğimizin içerisine dörderli batacağımızdan ben şu noktadan taban tığlamama başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İpimizi böyle geçiriyoruz içerisinden. Bu şekilde ilk ilmeğimizi oluşturuyoruz fakat bunu saymıyoruz. Şimdi bu deliğimizin içerisine 4 tane ilmek alıyoruz, çıkarıyoruz. Bu arada tabanımızın dış yüzü bize bakacak. İç tarafı da yere doğru bakacak. Bu şekilde yapıyoruz. Birinci ilmeğimi çıkardım. İki. Üç. Ve dört. İlk baştaki ilmeğimizi saymıyoruz. Toplam 4 tane ilmek çıkardık. Şimdi yandaki deliğin içerisine hiçbir şekilde işlem yapmadan, zincir çekmeden direkt yandaki deliğin içerisine geçiş sağlıyoruz. Bu deliğimizin içerisine de 4 tane dolduruyoruz. 2 3 3 ve 4. Şimdi iki tane dörtlü batmalarımızı yaptıktan sonra toplamda 1 2 3 4 5 tane deliğimizin içerisine, şu 5 tane deliğimizin içerisine üçerli batıyoruz. Sıradaki boşluğun deliğin içerisine 1 2 ve 3 tane ilmeğimizi çıkarıyoruz. Hiçbir şekilde zincir çekmeden direkt yan deliğin içerisine geçiyoruz. 1 2 3 4 tane deliğimin içerisinde 3 tane ilmek çıkarıp geliyorum.
5 tane deliğimizin içerisine üçerli batmalarımızı yaptık. Şimdi sıradaki deliğimizin içerisine ikili batıyoruz. 1 2 Şimdi bir tane ikili battıktan sonra yandaki deliğin içerisine bir tane üçlü batıyoruz. 1 2 3 Yandaki deliğin içerisine yine bir tane ikili batıyoruz. 1 2 Yandaki deliğin içerisine üçlü batıyoruz. 1 2 3 Ve onun yanındaki deliğin içerisine ikili batıyoruz. 1 2 Şimdi bakın. Tepe noktasına 4 batmıştık, yanındakine 4 batmıştık. 1 2 3 4 5. 5 tane deliğimizin içerisine üçerli battık. Sonra 1 ikili, 1 üçlü, 1 ikili, 1 üçlü ve 1 ikili battık. Toplamda 1 2 3 tane ikili batmalarımızı yaptık. Şimdi üçlü batmalarımıza geldik. Şimdi ikili batmadan sonra sıradaki deliğimizin içerisine üçerli batıyoruz. 1 2 ve 3 İkili batmadan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 tane deliğimizin içerisine üçerli batıyoruz. Ben bir tane deliğimin içerisine üçerli battım. 7 tane daha deliğimin içerisine üçerli batıp geliyorum. Toplam 8 tane deliğimizin içerisine üçerli battım, geldim. Şimdi burundaki tepe noktası bu kısım. Burundaki tepe noktasından önce kalan 4 tane deliğimin içerisine, şu görmüş olduğunuz 4 deliğin içerisine 4'erli batıyorum. Üçerli batmalardan sonra artık 4'erli batmalara geçiyorum. 1 2 3 ve 4. Diğer 3 tane deliğimin içerisine de 4'erli batıp geliyorum. 4 tane deliğimizin içerisine 4'erli battık. Şimdi tepe noktamız, burundaki tepe noktamızın oraya geldik. Burundaki tepe noktamıza 5 batıyoruz. Burundaki tepe noktasına 5 tane ilmek batıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmeğimizi çıkardık. Şimdi bütün babetlerde olduğu gibi burada yaptığımız işlemlerin hepsini diğer tarafta da yapıyoruz. Şimdi burada yaptığımız gibi 4 tane deliğimizin içerisine 4'erli batıp geliyoruz. Burundaki tepe noktasından sonra 5'li batmadan sonra yandaki 4 tane deliğimizin içerisine 4'erli batmalarımızı yaptık. Şimdi 8 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane deliğimizin içerisine 3'erli batıp geliyorum. 8 tane deliğimizin içerisine 3'erli batmalarımı yaptım. Şimdi sıradaki deliğin içerisine 2'şerli batıyorum. İkili batıyorum. 1 2 tane batıyorum. Yandaki deliğin içerisine 3 batıyorum. 1 2 3 Onun yanındaki deliğin içerisine ikili battım, üçlü battım. Yanındakine ikili batıyorum. 1 2 Onun yanındaki deliğin içerisine üçlü batıyorum. 1 2 3 Yandaki deliğin içerisine ikili batıyorum. 1
2. Üçerli batmalardan sonra 1, 2, 3 tane deliğimizin içerisine ikişerli batıyoruz. Aralara üçerli batıyoruz. Tıpkı şurada yaptığımız işlemin aynısını burada da yapıyoruz. 8 tane deliğimizin içerisine üçerli battık. 1 tane ikili, 1 tane üçlü, 1 tane ikili, 1 tane üçlü, 1 tane ikili. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane deliğimin içerisine üçerli batıp geliyorum. 5 tane deliğimin içerisine üçerli batmalarımı tamamladım ve şimdi son 2 tane deliğim kaldı. Bu son 2 tane deliğimin içerisine de bunların içerisine de dörderli batıyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi diğer son bir tane deliğimin içerisine de dörderli batıyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi taban tığlama işlemimi bitirdim. İlk baştaki, bakın şu ilk baştaki deliğimizin içerisine batıp kaydırma yöntemi ile birleştiriyoruz ve bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi sıradaki deliğin içerisine ikisine birden değil, böyle sadece dışta kalan dalına, şu görmüş olduğunuz dış dala batıp kaydırma işlemi yapıyoruz. Yandaki deliğin içerisindeki dış dala batıyoruz, ikisine birden değil, ve kaydırma işlemi yapıyoruz. Yandaki deliğin içerisine batıp tek bir dala, dışta, şu dıştaki dala, bize doğru bakan dala batıyoruz ve kaydırma işlemi yapıyoruz. Bütün ilmeklerimi önce böyle kaydırma işlemi, tabandaki kaydırma işlemini yapıyorum, bitiriyorum. Daha sonra modele geçiyorum. Bütün deliklerimizin içerisini bu şekilde kaydırma işlemi yaparak başladığımız noktaya kadar gelelim. Kaydırma işlemimi tamamladım ve başladığım noktaya geldim. Şimdi bir tane zincirimizi çekmiş olduğumuz deliğin içerisine batıp kaydırma işlemiyle birleştirip bir tane zincir çekip taban tığlama işlemini bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Açıklama kısmında hangi malzemeleri kullandığımı yazıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu patiklerin siparişini aldığım Instagram adresimi açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Oradan da bana ulaşabilir, takip edebilir ve siparişte bulunabilirsiniz. 39 numara tomurcuklu makosen babit patiğimizin taban tığlama kısmı, birinci kısmını bu şekilde bitirdik. Bir sonraki videomda, ikinci videomda modelimi anlattığım ikinci videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.